düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Çayını da demle son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Aşkımın tek hatırası Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Şimdi sen sohbet edeceksin, herkes dinleyecek. Aa, bak aklıma ne geldi Tahsin. Bu Cem'in annesiyle babasıyla da böyle bir telefon konuşması yapıp tanışsak ya, ne dersin? Yani siz illa bu akşam illa bir telekonferans yapalım diyorsunuz değil mi? Yo yo, tabii ki bir problem yok. Tabii ki yok. Tamam, o saatte orada olacağım. Peki efendim. Peki, saygılar, saygılar. Ya, ya yandık şimdi ya. Uf. Annem babam nefret eder böyle emrivakilerden ya. Kubilay, bak sana bir teklifim var. Bu akşam kısa bir telefon görüşmesi için 5 dakikalığına benim babam olur musun? Ne? Sen de annem. Ne? Cem, ne dediler sizinkiler benim bu telefon konferans fikrime? Çok sevindiler. Çok sevindiler. Hatta dediler ki yahu biz bunu daha önce niye düşünemedik? Bir de öyle hayıflandılar yani. Ne zaman arayacaklar? Yoksa biz mi arasak Tahsin? Yok, yok, hayır. Arar onlar, birazdan ararlar. Ya, erkek tarafı ararsa daha uygun olur tabii. Evet, değil mi? Efendim, ben Cem'in babası Bülent Onaran. Nasılsınız beyefendi? Biz çok iyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Şu anda sizi ben, eşim, Cem hep birlikte duyuyoruz. Babacığım merhaba, nasılsınız? Ya sesiniz ne kadar da değişik geliyor. Yani sanki başka biriyle konuşuyormuş gibiyiz. Uydu bağlantısı falan mı yaptınız? Ya da öyle bir şey mi oldu acaba? Babacığım, yani siz buraya geldiğinizde... İnan bana, başka biriyle konuşuyormuş gibi olacaklar yani. Merhaba efendim. Ben İffet Sütçüoğlu. Bizde telekonferans var da telefonumuzda. Ne kadar güzel. Bravo. İffet Hanım, saygılar efendim. Oğlum. Oğlum. Ah, baba yüreği. Ah. Nasıldır? Yıllar nasıl? Demek oğlum evlenecek ha? Oh, yok. Yok. Benim küçük Cem. Daha sünnet günü. Dün gibi aklımda beyefendi. Fatoş, hadi sen konuya gir, toparlayıp sonra kapatın. O zaman eşimi vereyim efendim. O da konuşmak istiyordu. Bülent Bey, sizde telekonferans yok mu? Alo? Alo? Belçika'dan sevgiler, saygılar. Nasılsınız Sedef Hanım? Sağ olun. Sağ olun. Efendim, çok iyiyiz. Aslı'yı da çok seviyoruz. Siz Aslı ile tanıştınız mı? Ne oldu ya? Beni sesimden tanıyacaklar. Ben bu işi yapamayacağım. Yani neredeyse durumu kurtarmak için yapmak üzereydim. Ver şunu, ver. Çaylak seni. Efendim, çok memnun oldum. Biz
buradaki işten güçten kurtulur kurtulmaz Aslı kızımızla biz sizlerle görüşmeye geleceğiz. Hah. Oh. İnşallah efendim. Biz sizi oğlumuzun düğününe bekliyoruz. 15 Haziran. Gelebilirseniz çok seviniriz tabii. Tabii aslında o biraz... Geliriz efendim. Niye gelmeyelim canım? 15 Haziran'da geliriz tabii. O zaman hemen bir hafta sonra sizinle tanışacağız. Aa, ne güzel. İyi ki konuştuk sizinle telefondan. Ama babacığım işleriniz... hani yaz ortasından önce gelemeyecektiniz siz buralara. Dünürlerim beni düğüne davet etmiş. Ben nasıl gelmem? Bunu ben nasıl yaparım Cem? Sen öz babanı hiç mi tanımadın yahu? Nasıl gibi ya? Evet, haftaya atlayıp geliyoruz. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar beyefendi. Çok sevindik. Haftaya bekliyoruz efendim. Hanımefendiye de hürmetler. Aslında daha çok konuşmak isterdim ama... Sen ne yaptın ben yokken? Bakayım. Aa, bilmiyor mu? Neyi? Yok canım bir şey, yok. Yok bir şey. Annenlerle, annemler dün akşam böyle bir sohbet ettiler telefonda da onu söylüyor. Aa, inanmıyorum. Gerçekten mi? Ne? Öyle. Öyle. Of anne ya. Gözünü seveyim taktırmayın şunu bana ya, şu kelebeği ya. Ayol evleneceksin. Smoking dedin aldık. Affedersin ne takacağım buna daha başka? Ay başım ağrıyor zaten Volkan. Oğlum büyüğünüz mü anneciğine ne olursun? Bak kaç gündür zaten. Ağlamaktan gözleri harap oldu. Gözlüksüz dolaşamıyor kadın. Ay Tahsin bir ben bilirim bir de Allah. Aa anne ağlamasaydın ya. Baba olduğun zaman anlarsın. Annem baba değil ki. Ay Allah aşkına üstüme gelme Volkan. Ha bu şeyler makyözle kuaför ne zaman geliyor Allah sen? Ben daha gideceğim salonun parasını yatıracağım tıraş olacağım. Baba yapma yapma adamların parasını peşin verme ya. Ne yapacakları belli olmaz onların. Ya karides marides istemişsiniz. Adamlar mensubu değil diyorlar. Bakalım bulmaya çalışacaklar. Selin tutturmuş. Ay tutturur o tutturur. Ya anne lütfen ya. Ya ne? Kızım sen de giyin artık. Önce ofise mi uğrayacaksın? Ya acaba ben kravat takmasam mı ya? Olmaz şekerim olmaz. Ya Allah olur Allah. Mu? Hadi bakacağım damat kravatsız. Nedir o Külhan Bey gibi? Hakikaten yani Cem'in annesinden babası da gelecek ayıp olacak. Ha onlar eve mi geliyorlar düğüne mi geliyorlar? İfocuğum benim de giyeceğim belli değil daha. Aa belli olmaz olur mu? Tahsin de hacivertlerini giyeceksin. Ya pantolonun dar gelirse? Ayol oldu dedim bana. Aa bu kırıştı ama ya. Aa! Sakin ol yavrucuğum sakin ol. Tahsin karides işi ne oldu? Ya Selin o karides sevdasından vazgeçelim biz ya. Ya bakıyorlar bulmaya çalışacaklar işte ne yapalım? Ya Volkan saçmalama ya öyle konuştuk öyle anlaştık Allah Allah. Zaten istakoz yok yeterince rezil oluyorum eşe dosta. Allah Allah niye rezil olacakmışız ya? Ya tartışmayın Allah aşkına tartışmayın. Ya ben kravat takmayacağım galiba ya. Fes subhanallah. Kravat değil o papyon papyon. Ayrıca düğün bu futbol maçı değil Volkan Bey. Bana bak bana bak. Ay yeter vallahi bak tık 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 başladı. Daha kahvaltı yapmadım ya. Bırak kahvaltıyı şimdi. Git de şu lacivert pantolonunu dene. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyoruz. Ay benim babişimi aramam lazım. Ay yine annemle kavga etmişler. Annem protesto ediyor. Gelmem diyor. Ben ona küsüm diyor. Ben ne yapacağım? Ne? Ayıp ettiler ama yani. Ayıp ettiler yani. Aa. Ama benim elimde mi Volkan ya? Ay şimdi ağlayacağım. Ya ağlayacağım. Seni de bir gün görmeye hakkım var kardeşim yeter. Bu zaten borçluğumdan borçluğum ya. Allah'ım dedik elden bir kere veriyorum. Ben ne yapacağım yarabbim? Ay bu çarçar çarçar. Düşündüğü mü Allah'ım? Yanmış ya. Oğlan şarkı söyle. Sinirim bozuldu ne yapayım ya? Yanmışım ben. Anam ben ne yapayım şimdi? Bu düğün için gidin yerime takım elbise mi alayım? Bana gidip bir yerine gidip çıkıyorum yani. Aa Volkan'a ne ya? Bari Volkan kimlik sorucu kadar demek istiyorum yani. Ben bunu giyip Fatoş ne yapayım ya? Büyük bir sorun var. Ay. Ya. Ya. Fatoş sen beni anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun ya. Ya bu takım normalde kravatla giyilen bir takım değil. Şimdi ben kravatı takmasam ayıp olacak. Ben buna kravat taksam kro diyecekler. Ayşe su. Ya sanki herkes sana bakacak. Bir dur ya öf. Fatoş. Şimdi Volkan'ın eski sevgilisi olarak bunu giysem çok mu sade olur? Hani bunu giyersem de çok
gösterişli mi olur yani sonra rol çalıyor demesinler. Ay çocuklar, benim esas kavalyem yok. Ben ne yapacağım? Ha, hiç ilgilenen var mı? Sinirlendirmeyin beni. Anam bir bana bakın ya, burada bir sorun yok. Ay yeter! Ay vallahi çocuklar yeter. Aa, ne diyormuş kardeşim ya? Kafam bu kadar oldu. Öyle diyorsun ama davetiyede de saat 7'de yazıyor. Nasıl yetişeceğiz? Nasıl yetişeceğiz? Burada giyinip gideceğiz Fatoş. Yoksa trafiğe falan takılırız. Ya arkadaşlar, bir dakika ya. Bakın bugünün bir özelliği daha var. Biz tatile çıkıyoruz bugün arkadaşlar. Ne kadar güzel geçen sene tatile çıkmadan önce çok hisli konuşmalar yapmıştık. Ne güzel anlar yaşamıştık. Arkadaşlar bugün biz tanışalı tam 7 yıl oluyor. Yok yok ya. Ben bunu giyeyim en iyisi. Belki takı takma. Ay çocuklar, Sertaç olmaz değil mi? Ay inanmıyorum ya. Tamam vazgeçtim. Tamam bitti. Bitti. Duygusal konuşmalar bitmiştir. Hiç umurumda değil. Ne zaman tanıştıysak tanıştık. Hiç artık ilgilenmiyorum. Ben de Volkan'ın düğününe konsantre olacağım. Ne giysem acaba? Kız dilli. Bana bak bir. Tamam. Hadi geçen seneki gibi hisli konuşmalar yapalım. İstemiyorum ben hisli konuşmalar falan. Tamam vazgeçtim. Bitmiştir. Bitmiştir. Umurumda değil. Bir tek Cem anlıyor beni ha. Gerçekten. Hepiniz Selin gibi oldunuz. Ruhsuzlar. Şş, bak ama kızıyorum ha. Cem dediğin şahsiyet bize sonradan... Hatta Selin'den bile sonra katılmış bir elemandır ya. Aa esas şekerim, ben seni 7 yıl önce işe almamış olsaydım... ...acaba Cem'le nerede tanışacaktın? Öyle hemen satma bizi. Anam nankör bu. Ben öyle miyim? Fatoş bak, ben seninle bugün tanışmamış olsam... ...böyle bir moda yazarı bu şehirde olmazdı. İstanbul'da dümdüzlak kalırdım ben. Ya, ya beni de hiç kimse bu halde moda editörü yapmazdı yani. Esas çocuklar, ben sizinle tanışmamış olsaydım mesleği bırakıyordum, mesleği. Ve ayrıca aynı gün ikinci kocam beni terk ediyordu. Ya ben bitmiştim ya. Bakın, hatırlayalım. Fatoş Hanım, konuşmanız bittiyse benim CV'me bir bakacaktınız. Bir de tamam, ben tamam, işe alındınız. Nasıl yani? Neydi sizin işiniz? Moda editörü müydünüz? Hayır, ben röportaj yapmak için geldim. Amerika'da da o konuda şey yaptım. Tamam, tamam. Yap kardeşim. Sen de röportaj yap. Sen. Şehsu var. Bak Şehsu var. Ya Şehsu var çok uzun değil mi be? Başka bir şey olsa. Bilmem ne olsun. Şehsu falan olsa. Oğlum eğer bacım sen istiyorsan Şehsu olsun. Adım Şehsu. Tamam, bağırma. Tamam Şehsu. Sen güzel kahve yapıyorsun. Kahve yaparsın. İşe alındın. Hadi hayırlı olsun. İşe alındın mı? Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa bir halay çekip bir zılgıt atacağım. Ahe 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 ahe. Kara üzüm kabbesi. Le 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 canım. Esmerler kovardası. Esmer sen güzelsen. İyi günler. Şey, iş başvurusu buraya mı yapılıyor acaba? Aa, tabii tabii tabii. Buyurun. Siz hangi iş için gelmişsiniz? Şey, ben moda editörü olmak istiyorum da. Tabii. Deneyiminiz var mı? Aman boşver. Tamam, tamam. İşe alındınız. Gerçekten mi? Aa, çok kolay oldu. Çok teşekkür ederim. Şey, söz veriyorum. Hiç pişman olmayacaksınız. Ya ben acıkıyorum yalnız. Bir yemeğe çıkalım mı? Tamam, ben gelirim. Şey, kebap yiyelim mi? Olur, ben kebap yerim. Şey, su gelir misin? Ben... gelirim ama bir şey yemem çok tokum. Tamam. Ben de öğlen kocamla yemek yiyeceğim. Hep birlikte çıkalım hadi. Tamam hadi bakalım. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Çok çok güzel bir ekip olduk yemin ediyorum ya. Güzelliğe bak şuna. Ya çok güzel ya. Şey, inşallah her şey gönlümüz yolur. Olur mu? Bak o gün deliliğin tutmasaydı, laf olsun diye bizi işe almasaydın... ...kim bilir nerede olacaktık bugün. Ama biz ne yapıyoruz yine? Bu kadar önemli bir günde... ...tatile çıkıp birbirimizi o kadar zaman görmeyeceğimiz bir günde... ...Volkan'ın düğününe konsantre olmuş durumdayız ya. Arkadaşlar, o gün Fatoş bu ofisten çıkıp gitseydi... ...bu dergi çıkmasaydı...
ve bu ofisteki insanlar birbirleriyle tanışmamış olsalardı, şu anda nerede, ne yapıyor olurduk acaba? Çocuklar, etraf bulanıklaşıyor. Hah, işte ben bunu istiyorum ya, şu olay. Ben herhalde ilk kocama dönmüş olurdum. Ay, minik kuşu. Ya o çocuk oralarda şimdi aç bilaçtır be. Ben ona yapayım şöyle birkaç kilo kuru mantı göndereyim ha. Ya hayatım yapma, çocuğu da bize benzeteceksin ya. Ya olur mu? Kerata koca Paris'te yiyecek bir şey bulamayacak mı yani? Ama bir haftaya kadar okul tatile giriyor değil mi? Hmm. Gelsin ben onu şişmanlatırım. Rokfor ister misin? Bir tane. Hmm, ben kuru kayısı ceviz yiyorum. Sana da vereyim. Al, al bakayım. Al bakayım şunu. Al bakayım. Minik kuşum. Ay, ilk evlenmişim seninle yeniden. O kadar mutluyum ki. Bir de iyi ki işi bırakmışsın. Aslında öyle diyorsun ama ben çok iyi bir editördüm. O Saadettin Bey olmasaydı o pinti herif, onun yüzünden işten soğurdum canım. Şekerim, bazı insanlar yemek yapmak için yaratılmıştır. Sen onlardan birisin. Bak, böylece yeteneğini de boşa harcamıyorsun değil mi? Her gün misafirler, yiyecekler, içecekler. Oh be, oh! Hayatımın en mutlu yıllarını yaşıyorum ben. Ay ben de öyle. Ben de bugün niye böyle bir tuhaflık var diyordum. Misafir yok bir tanem. Hayatım, yarın Nilüferleri uskumru dolması yapıyor musun? Yapmaz mıyım minik kuşum, yapmaz mıyım? Yanında da su böreği yapıyorum. Ay su böreği dedim de midem böyle nasıl kazındı ya? Nerede kaldı bu kebapçı? Ay, bak, sormamı bekliyor. Fatoş, fındık lahmacun söylemiş miydik biz? He? Söylemediysen 20-30 tane söyle. Onlar gelene kadar kebaplarımızı yer. Kebap. Kebapları. Geç kardeşim, geç. Gel, gel. Ah, merhaba abi. Ya ben böyle rahatsızlık verdim ya. Girmeseydin, parayı kapıdan alıp gitseydim ben ya. Olur mu hiç öyle şey kardeşim? Kapı önünde bekleyeceksin. Ali'cim, minik kuşum. Bende bozuk para kalmamış. Versene zaten. Ya kaç yıldır bizim siparişleri sen getiriyorsun. Adını bile bilmiyoruz. Kimsin sen? Tanıt bakalım kendini bir ya. Tanıtayım abi. Hı? Şunu yenge bırakayım ben. Adım Şehsuvar, 27 yaşındayım. 7 yıldır İstanbul'dayım. Hayallerime ve hedeflerime ulaşacak daha o ortamı bulamadığım için kısa süreliğine de olsa kebapçıda paket servis işindeyim. Ayrıca bu cümleden sonra yarışmacı arkadaşlara başarılar dilemeyecek kadar ve böyle bir espri yapmayacak kadar ince ve rafine bir mizah anlayışım olduğunu ben düşünüyorum. Arkadaş çevrem de böyle düşünüp beni her zaman takdir ediyorlar. Aferin Şehsuvar diyorlar. Şehsuvar, bekle paranı getireyim. Sen de bu arada atıştır. Bak peynir var, ceviz var, kayısı var. Ne istersen var. Atıştır, atıştır. Ya abi ben rahatsız. Otur, otur. Oo, ne peynirler var abla. Vallahi. Misafiri ikramı çok severiz. Vallahi Allah razı olsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Hı. Abla bunlar organik mi? Bilmem. Bakın yenge, vallahi bilmem olmaz. Neden biliyor musunuz? Organiğini alırsanız, organiğinde kimyasal işlemlerden geçmemiş oluyor. Doğal yöntemlerle vallahi kurutuluyor. Hani güneş ışığıyla diyeyim. O açıdan organiğini alın. Peki sen bunları nereden biliyorsun? Bizim orada kebapçının önünde böyle hippi bir kız var. Elinde bildiri mildiri dağıtıyor, bağırıyor, mağırıyor. Bazen hoş sohbetlerimiz olduğu zaman o bana böyle şeyler söylüyor yani. Oh. Al bakalım şey su var. Abi çok teşekkür ederim. Oo, başı da bol tutmuşsun Ali abi. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız bana müsaade, ben gideyim. Fakat şu kayısılardan kuru bakliyattan biraz alayım abi, yolluk hesap. Otur, otur, otur. Bizimle ye yahu. Biz misafiri çok severiz. Abi, yani beni dükkandan beklerler. Şimdi ben laf işitmeyeyim. Sonra bir ton şey oluyor, arıza çıkartıyorlar. Bana ben müsaade edeyim ben size. Aa. Haneke değil mi bu ya? Evet. Son filmi. Sen nereden biliyorsun bakayım?
Ya ben tiyatro olsun, sinema olsun, festival olsun hepsine giderim, iştirak ederim yani. Ay ne kadar ilginç. Ali de film eleştirmeli. Biz böyle bütün gün burada otururuz, yeriz, içeriz, film seyrederiz. Ben de moda yazarı olacaktım. Hatta bir dergiye de başvurdum. Tam olacaktı. Fakat editörümü ne kaçmış, dergi açılmadan kapandı. Sonra ben birkaç defa daha gittim olur diye ama hiç ses çıkmadı. Yani bakalım diyeyim ben size. Ya 7 yıldır da İstanbul'da sürtüyorum işte. Ya vah vah vah. Biliyor musun? Ben de eskiden gazeteciydim. Yenge, basın öldü bence. Bence de be. Bence de. Ye, ye. Yok, ben yemeyeyim. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Yani gerçekten sizinle tanıştığım için inanın o kadar mutluyum ki anlatamam. Size iyi seyirler diliyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Ali abi. Hadi güle güle Şesvan. Ay yazık ayol, gördün mü? Bak nelere heves ediyor çocuk. Baksana Haneke demişken şurada bir Alman restoranı açılmış biliyor musun? Sosis, patates salatası falan yani ha. Yarın öğlen denesek mi diyorum. Allah'ı çok iyi fikir şekerim. Sonra da gelir ben uskumruları hallederim. Ha, bir günde Sarıyer'e muhallebi yemeye gidelim. Aa, Sarıyer'e mi? Orası çok uzak. Yolda acıkırız minnoyum. Nişantaşı'nda çok güzel, çok iyi bir muhallebici varmış. Adı da ne? Ha Sütçüoğlu galiba. Orada. Yo, 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 yo. Orada suratsız bir karı var. Sahibinin kızı mı ne? Hiç çekilmez. Ya hanımefendi o kadar sert çıkıyorsunuz ki avram bozuluyor. Ya ne olur şu bildirilerden bir tanesini böyle assak camınıza. Ay istemiyorum kardeşim, istemiyorum ya. Benim dükkanım, benim camım. Ay siz benim avramı bozdunuz resmen vallahi. İstemiyorum bildirinizi, beğenmedim, asmayın. Aa, bizim bildirimizin nesi var? Gayet iyi. Çok iyi çevreci bir mesaj içeriyor. Plastik kullanmayın, doğada yok, olmaz diyor. Bunu biliyor muydunuz? Bunu biliyor muydunuz? Biliyordum, evet. Ben şu anda bir gazetede, dergide çalışmıyor olabilirim ama benim yurt dışından gazetecilik master'ım var hanımefendi. Tabii ki biliyordum. O zaman o sandalyeler niye plastik? Canım paşa gönlüm öyle istiyor, ondan. Ya. Böyle ahşap, cam gibi doğal malzemeler kullansanız daha iyi olmaz mı? Allah'ım inanamıyorum gerçekten ya. Hanımefendi, etrafa şöyle bir bakarsanız, bakın. Ben burada, bu kafede, böyle bir yerde, bak sandalyeler. Plastik kötüdür, kullanmayınız diyen bir bildiri mi asacağım? Hanımefendi, akıl var, mantık var ya. Doğada yok olmaz. Olmasın zaten. Doğada yok olmasın çünkü biz sandalyeler, masalar yok olmasın, burada kalsın istiyoruz. Zaten sizin kullandığınız tavuklar da o feci fabrikalardaki sahte tavuklardandır. Ya doğal ortamında yetişmeyen zavallı kuluçka makinesi hayvanları. Onlar da plastik. Ne? Tabii, onlar da plastik. Biz plastiğe aşığız, bayılıyoruz. Bütün temamız plastik üzerine kurulu, tavuklar da plastik, seviyoruz. Yine mi tartışıyorsunuz bu hanımefendiyle Aslı'cığım? Ay tutturdu yine, bildiri asacağım, bildiri asacağım. Manyak ya. Ama Aslı'cığım lütfen. Ay sen karışma Taca, sana ne oluyor? Ya siz bakmayın benim kardeşime. Ben ilgileneyim, verin siz bana bildirilerinizi, ben asarım. İstemez, bir daha gelmeyeceğim dükkanınıza asla. Ve Nişantaşı'ndaki çevreci hareketimizde sizi kara listeye alıyorum. Zaten sandalyelerinizden belli. Güle güle. Onlar Aslı seçti, ben seçmedim. Bak kimse beğenmiyor Aslı. Soytarı dükkanına çevirdim. Şuraya bak, renklere bak. Ukala, yakıyorsun beni sürekli. Bırak biraz, benim tecrübeme güven. Ay karışma sen Volkan, sana ne oluyor ya? Ben de işletiyorum bu dükkanı. Yarı yarıya karar hakkımız var. Ayrıca da hiç suatere dükkanı falan olmadı. Gayet güzel oldu. Biraz adama döndün. Nişantaşı kafesi oldu biraz. Bir hava geldi. Of Taceddin. Evlenin artık şunda. Kurtar beni. Bak burnumdan getiriyor hayatı. Bir tane neşemiz vardı. Şu kızı görüyorduk, bir içimiz açılıyordu. Ondan da olduk. Küstürdün kızı, kaçtı gitti. Taco, kurban olayım evlenin ha ya. Hadi ya. Aslı'cığım, bu yaz evlenelim mi? Bu yazı Taceddin, ne acelesi var, ne oluyor? Seneye falan bakarız. Seneye mi? Ulan bir senedir sözlüsünüz zaten ya. Aa. Ben evlensem de burayı bırakacağım mı zannediyorsun sen Volkan? Burası benim de işim. Ben iş kadınıyım ya. Ama Aslı'cığım yarın öbür gün çocuk falan düşündüğümüzde nasıl olur? Ne çocuğu Taceddin? Ne çocuk mucuk, öyle üstüme gelme benim. Öf Aslı öf. Gir bir dergiye, düş yakamdan. Ensemde boza pişiriyorsun ya. Zaten hamile karı başımda. Bunu
istediğimiz gibi bir dergide iş. Ne yapalım? Böyle burada takılacağız işte. Neyse ya, kim bilir nerede olurduk yani. Anam, belki ben memlekete geri dönmüştüm. Böyle büyükbaş hayvanlarla ilgili bir işim bile olabilirdi yani. Merhaba çocuklar. Cem, anneler kaç uçağıyla geliyor? Annemler? Konuşmadım daha. Ya bizimkiler özellikle babana acayip bayılmışlar. Çok konuşkan, çok şeker bir adam dediler. Ya. Niye güldün? Cem. Aslı. Efendim? İki dakika bir odamda bir şey görüşebilir miyim seninle? Abi ne zaman damat tıraşı olacaksın ya? Bak öğlen oldu. Sertaç sus abi sus. İçim sıkkın zaten. Ev ana baba günü ya. Selin'in arkadaşları da gelmiş. Sürekli bağırmalar çağırmalar. Annem bir yerden, babam bir yerden. Of! Kafa dinlemek istiyorum abi. Makyajı, kuaförcüsü bilmem nesi. Evi yani bir görsen tımarhane gibi. Sevinmiyor musun abi? Akşam düğünüm var. Sertaç kafam karışık abi. Selin hiç yüzüme bakmıyor ki. Sürekli davetiyeler nasıl olacak? Yok işte ne giyeceğim? Gelinliğimin şurası şöyle olsa, burası yıldız olsa, burası yaldız olsa. Yok makyajımın rengi böyle nasıl bilmem ne. O değildi abi. Ne bileyim, evlilik. Yani bir hayat boyu aynı kadınla beraber olmak. Daha bu yaşta. Sertaç ne diyorsun abi sen? Niye son dakika moralimi bozuyorsun ya? Abi moral bozmak için değil ya. Ne güzel yani. Artık 40-50 yıl boyunca aynı kadınla. Sürpriz yok, değişiklik yok. Ne güzel abi değil mi? Huzur yani, huzur içerisinde. Artık her yere beraber gidersiniz, her şeyi beraber yaparsınız abi. 40-50 yıl boyunca rahat rahat abi. 24 saat dip dibe. Sertaç sus abi tamam. Ölene kadar inşallah abi. Sus dedim Sertaç. Alo, Selin'cim söyle canım. Söyle Selin'cim. Demek ki olmuyor Volkan, tamam mı? Hayret bir şey. Dur be, aa. Sana demedim, buradaki kıza yaptım öyle. Tahsin babişimden aldığım son bilgiye göre taze karides bulunamamış. Ay bu ne rezalet! Allah'ım ben ne yedireceğim misafirlerime? Boşalıp semerlerini yiyebilirler Selin. Şaka şaka. Şaka tamam Selin, şaka yaptım yavrum. Donmuş karides olur mu? Olmaz, anladım. Peki artık arattıracağız o zaman. Merak etme, ayarlayacağım ben. Ayarlayacağım Selin'cim. Tamam, oldu. Konuşuruz yine. Hadi. Hadi. Öf! Ne karidesmiş lan! En sonunda gidip kendim yakalayacağım karidesleri ha! Aa! Karides mi yok abi? Yok abi, yok. Sorma ya. Deniz mahsulü olmadan ikram yeterince kaliteli olmuyormuş. Sosyetik olmuyormuş efendim. Ulan şahane menü yaptık, karidese takıldık ya. Hayret bir şey. Kardeşim mevsimi değil. Yok karides. Aa! Buluruz abi. Balık halinden tanıdıklarım var. Hallederiz yani. İstediğin karides olsun abi. Kurban olayım Sertaç ya. Eritti beni gacı be. Çekmesene saçımı ya. Bir doğru yap ya. Allah'ım yarabbim. Ayrıca bu gelin başı hiç güzel olmadı. Bence ilk yaptırdığın en iyisiydi falan yani. Hayır, o çok kötüydü. Ay evladım böyle iyi bırak. Bırak. Daha 50 kişi var sırada. Boz, boz, boz. Saçı ya. Of. Hiç yapamıyorsun beceriksiz. Allah'ım ya ne zor şeymiş gelin olmak. Kızım, sana bir şey soracağım. Senin niye nişan yüzüğün falan yok? Volkan takacakmış bana akşam yüzü akşamla bir şeydi. Yani o bence evlenme teklif edilirken takılır falan yani. Düğünü niye caz kafede yapıyorsunuz? Ya bence Trağan'da falan olsaydı. Ay elma şekeri gibi kırmızıya boyuyorsun suratımı, farkında mısın? Ha? Farkında mısın? Saç bitsin ondan sonra yap. Acelen ne? Allah'ım yarabbim. Daha bizim saçımız makyajımız var falan yani. Çekil yavrum şöyle. Yavrum. Evlat. Bak. Önce sırada ben varım. Sonra kim var? Aslı var. Hayır, biz bir an önce saçımızı yaptırıp gidelim ki kapıya dizilelim.
gelen misafirlere merhaba, hoş geldiniz diyelim. Neden biz diyelim? Çünkü kız tarafından pek bir kişi yok. Yok onun için. Her iş üstümüze kalmış durumda. Bilmem anlatabiliyor muyum? Soldan gelin, gelin. Haydi hodri meydan. Ay! Ne? Ne? Sevgilim, bu kadar tepki gösterme Aslı'cığım ya. Ne diyorsun sen Cem? Nasıl? Annemlerle annenler hiç konuşmadı mı? Yok ya, işte söylediğim gibi babam zannettikleri Kubilay'dı. Ne? Aslı'cığım, tamam sevgilim. Tamam sevgilim, sakin ol. Bak kendini bu kadar yıpratma Aslı'cığım. Bulacağız bir çaresini sevgilim. Ya Cem, anlatamıyorum ya. Bizimkiler sizinkilere bu akşam geldiklerinde ne güzel telefonla konuştuk geçen gün falan derlerse. Yok öyle bir şey olmaz. Niye? Bizimkiler gelmiyor ki. Ne? Ne? Evet. Nasıl olmuşum? Süper, süper güzel olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Ben de çıkayım artık. Ufak bir iş var halletmem gereken. Volkan'a gidip mutluluklar dileyeceğim. Hayda. Kızım sen ne yapıyorsun ya? O da anlayacak senin bu duygu yoğun hareketlerini. Ya Allah aşkına ya. Gider ayak asılıyorsun falan zannedecek. Lütfen. Hayır ya. Aramızda hiçbir pürüz, hiçbir şüphe kalmasın istiyorum. Yani gidip hani bu düğüne gerçekten çok sevindiğimi ve arkadaş olduğumuzu söyleyeceğim. Bir tanem git, git, git. Ne halin varsa gör. Kurban olayım. Git başını belaya sok. Git. Tamam hadi. Caz kafede görüşürüz. Bay. Efendim. Ya yine mi bu karides mevzusu? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kardeşim söyleyin, iyisini bulsak biz kendimiz servis yaparız zaten. Onlar mı? Nereden bulmuşlar? Anam bana ne, tamam bırak. Ben bu Selim Volkan manyağıyla uğraşamam şimdi. Tamam getirsinler, siz de servis yapın. Beni ilgilendirmiyor. Ya beni arama böcek böcek için ya, Allah Allah. Rahatsız mıdır nedir? Ne? Aslı kulağım acıyor, ne olur bağırma böyle ya. Cem, ne demek gelmiyorlar? Annemlere söz vermişler. İşte sevgilim, o sözü veren bizimkiler değil, Kubilay'la Fatoş. Ne? Sevgilim lütfen ya. Bak annemlerle konuştum. Ya babamın işleri o kadar yoğunmuş ki... yani düğüne falan gelmeleri mümkün değil sevgilim ya. Cem beni bitirdin ya. Bitir yani, şu anda ben bittim. Gerçekten. Ne demek düğüne gelmeleri mümkün değil? Ne demek biz haftanın sonunda Ayvalık'a gidiyoruz. O zamana kadar gelmeleri lazım. Veya Ayvalık'a gelsinler, o da olur. İşte o konuda da böyle küçük bir pürüz var. Cem, pürüz falan yok. Bana bunu yapma ne olur. Pürüz falan yok. Var. Şimdi annemler ya gitmişler Güney Fransa'da ev tutmuşlar. Bütün yazı da orada geçireceklermiş. Yani bu yaz onların gelme ihtimali yok. Ne? Ya niye benim gelin başım istediğim gibi olmuyor? Evet olmuyor falan ya. Çekil ya. Ağlama evlat. Bak ağlama. Sen niye istediği gibi yapmıyorsun bu kızın saçını ha? Niye yani? Anlamıyorum ki. Allah'ım ben ne günah işledim ki? Ya bu ne gürültü ya? 5 dakika yatayım dedim, gözümü kırpmadım. Ay bak, bak vallahi tık 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 başladı gene. Tahsin, gelinimiz birazcık gergin. Şu 2 tel saçı 5 saattir yapılamıyor. Biz de öyle bekliyoruz. Ay gerginim tabii Fanem ya. Ya kolay mı ya? Benim düğünümde hayal ettiğim bir gelin başı modeli vardı ve bu yeteneksiz kuaför yapamıyor. Ya bunları kuaför yapan da hata zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya insan bir kere evlenir, bir kere. Yani Volkan'la ve sizlerle ömür boyu dip dibe yaşayacağım. Önemli bir karar bu. İfacığım yahu kendinden hakim ol Allah aşkına. Harap oldun be yavrucuğum. Yavrum dur. Görüyor musun kızım? Bir haftadır mutluluktan böyle kadın zır 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 yani. Tabii sosyeteden kız aldılar yani. Ne takacaklarmış sana? Bilmiyorum. Petek.
Hem siz niye yalı dersi falan tutmadınız ki? Yani böyle yan tarafta iç içe oturmak biraz zor olmayacak mı? Yolda ayrısı mı? Ama tabii Volkan'ın da belli bir bütçesi vardır herhalde. Yok aslında ama yani... Kızım bunlar koskoca Sütçüoğlu ailesi, eski zengin yani. De tabii. Yani Kobi gibi değil yani. Ama nasıl? O da iyi çocuk. Ay sen saçımı... Niye... Model... Aa! Anne, tırnağım kırıldı. Umursuzluk falan ya. Evet ya. Güzel olmuş damat tıraşı abi. Sağ ol Sertaç. Abi biliyor musun, ben evlensem bir daha hiç tıraş olmam. Kime göstereceksin ki abi? Tamam lan, kes, öf. Aa, Yaprakçığım, hoş geldin. Sen bu saatlerde süslenmiyor musun? Şey, yok, ben önce gelip sana bir mutluluklar dilemek istedim. Sen gelmiyor musun düğüne? Geleceğim de şimdi orada Kubi, Selin, kalabalık... Ya sana söylemek istediğim bazı özel şeyler var da. Buyurun, buyurun. Ben yokmuşum gibi davranın. Rahat edin. Ben hiç dinlemiyorum zaten. Volkan, ben şunu bilmeni isterim. Senin Selin'i mutlu edeceğine ben gerçekten çok inanıyorum. Selin de seni herhalde. Ya ben seni çok seven bir insanım. Ve sana karşı da hiçbir kırgınlığım, hiçbir dargınlığım... Yok. Tabii yani niye benimle değil de Selin gibi biriyle yani evlenmeye karar verdin? Yani Selin gibi bir insanla evlenmeye karar verdiğin için de yani hiç seni kınamıyorum. Yani bunu hiç yanlış bulmuyorum. Yani ben senin çok mutlu olmanı istiyorum. Yaprağım, yavrum benim, ben de seni seviyorum. Ben de senin mutlu olmanı istiyorum da o Kubilay denen canlı türüyle nasıl olur? Onu bilemiyorum tabii ama saygı duyuyorum yani. Senin kararın. Ya Yaprak be, neler yaşadık seninle değil mi? Neler neler ya. Aa, şimdi düşünüyorum da vay be. Bir hikayemiz var yani seninle. Ya değil mi abi? Gerçekten. İşte onu konuştuk. Yani bizler tanışmamış olsaydık acaba nerelerde ne yapıyor olurduk? Vallahi öyle. Aslı o dergide çalışmasaydı biz tanışamazdık. Kim bilir ne halde, nerede olurduk yani değil mi? Bana bak. Sen karışma her şeye ya. Tiramisu olacak o kadar. Öf Aslı öf. Tiramisu ne ya? 50 çeşit tatlı var burada. Burası muhallebici kızım ya. Aa! Ne kadar kuru bir insansın ya. Burası Nişantaşı'nda olan bir mekan. Biraz yeniliklere açık ol. Bak espresso makinesi koyduk. Satmadı mı? Satmadı mı? Ha? Allah'ım dayanamayacağım artık. Evde de dırdır, burada da dırdır ya Rabbi. Al beni ya Rabbi, al. Aa, evde dırdır senin seçimin. Evlendin, al sana. Biz evlenince böyle olmayacak değil mi Aslı'cığım? Ay Taceddin, abimin yanında elimi tutma. Ayıp. İnsanların yanında elimi tutma zaten. Hatta benim yanımda da elimi tutma. Ha? Tut abi tut. Benim için sorun değil. Olur mu canım? Tutmasın. Ayıp sana da. Koskoca abinin yanında olmaz. Bana bak. Yaptırıyorum içeride. Tiramisu da yaptırıyorum. Nescafeli parfe de yaptırıyorum. Yazın iyi gider. Bitirdin beni Aslı, bitirdin. Ne halin varsa gör. İstediğini yap. Aa, zaten hayattan zerre kadar zevk almıyorum artık. Bezgin bir insan oldum. Bu sandalyelerde batıyor. Popoma batıyor bunlar benim ya. Nasıl sandalye bunlar ya? Aa, bitirdin beni Aslı. Beyler. Oo, Sertaç kardeşim neredesin sen ya? Bayağı oldu değil mi abi? Vallahi düğünden beri görüşmedik herhalde. Bir 6 ay oldu ha? Sen çok değiştin abi. Kusura bakma ama ev erkeği oldun yani. Biz hala biliyorsun eski projelerdeyiz, alemlerdeyiz abi. Öyle oldu değil mi? Bu muhabbet beni bayar. Hadi ben mutfaktayım. Ne geleyim Aslı? Ya gelme Taceddin. Niye geliyorsun? Sürekli peşimde ya. Otur Sertaç. Seviyorum abi, seviyorum ya. Of Sertaç of. Evlenince sen de anlarsın.
İnsanın hayattan hiçbir beklentisi, hiçbir ümidi kalmıyor yani. Ulan evde dır 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 dır. İş zaten bayık. Böyle yani içim çekildi. Böyle kaderime razı oldum. Takılıyorum Sebil gibi oldum hiç. Tık. Vay be abi. Halbuki ne günlerdi değil mi? Projeler, çilingir sofraları falan. Ah be abi be. Kanımızın damarda hızlı koştuğu dakikalardı be. Ne alemler, ne alemler. Ulan 32 yaşında, 72 yaşında gibi hissediyorum, iyi mi? Kendi kendime astım bir nevi yani. Abi albümü yapmıyor musun? Vaz mı geçtin? Yok abi, ne albümü ya? Fantazi oldu onlar artık. Artık doğacak çocuğumuz yapar albümü de. Anası onu keser, o da ayrı. Yenge çok değişti değil mi abi? Vallahi önceden çok tatlı kızdı ama. Neyse, ne yapalım? Kader işte, aldık bir kere. Oturacağız. Neyi alır oturacaksın? Aa, yenge nasılsın? Karıcığım, hoş geldin. Mürvetciğim. Neyi aldın oturacaksın Volkan? Sandalye. Ay, Aslı sandalye almış. Bu batıyor bu sandalyeler. Çok kofti sandalyeler ya Mürvet. Ama çok da masraf etmiş. Ne yapalım? Aldık artık oturacağız. Yani evde kedi mi var, hamile karın mı var belli değil Volkan. Ne arıyorsun ne soruyorsun? Olur mu hayatım? Öğlende aradım ya, bir isteğin var mı falan diye sordum, hatırlasana. Öf! Öğleden sonra kaç saat geçti? Ya ölsem haberin olmayacak Volkan. Ya ben evde bu hamile halimle öyle oturuyorum. Sen burada arkadaşlarınla sohbet muhabbet, Tövbe tövbe, ölüm ölüm öyle. Allah gecinden versin, öyle şeyler deme ya. Aa, can taşıyorsun sen yavrum, olur mu öyle şey? Otur bir şeyler ye, bir tatlı söyleyeyim sana yavrum benim. Nasılsın yenge? Aman iyiyim Sertaç, nasıl olayım işte görüyorsun. Dakika bir, gol bir. Mürvetciğim, sakin ol yavrum. Otur bak bizle. İstemem canım, istemem. Ay sıcak burası. Ay hamileyim, sıcak basıyor. Ayaklarım da şişti zaten. İlgilenen yok ki. O zaman içeri iç gölgeye, ha? Soğuk bir şeyler iç. Aslı yok mu Aslı? Bir limonata versin bana. Var, var. Sen geç içeri. Geç. Çocuklar, yengeniz geliyor bak, limonata. Ha? Aslı! Aslı! Mürvet geldi, Mürvet, Mürvet. Mürvet geldi. Yenge çok sert olmuş abi. Sorma Sertaç. Annem tanıştırdı işte. Bir haftalığına geldi bize. Bir kaldı, kalış o kalış yani. Hey, hemen de bebek olmuş Volkan. Ulan salak, onun için evlendik zaten. 6 ay oldu evleneli, kız 8 aylık hamile. Ha? Ya abi senin başka sevgilin olmadı ki zaten doğru dürüst. İyi işte. Desteği lan bunun. Kim bilir nerede olurduk değil mi ya? Bak daldık gittik ya. Aa Yaprak, Selin'e aldığım yüzüğü göstereyim mi sana? Aa göster göster bir bakayım. Bak. Çok büyüdü bu yüzük meselesi. Artık en sonunda babam çıkarttı parayı. Güzel bir şey aldık, bu akşam nikahtan önce takacağım. Seçtim ya. Beğendin değil mi? Çok güzel seçmişsin. Yani çok mutlu olursunuz inşallah. Yavrum inşallah sana da daha güzelleri takılır. Gözlerim doldu ya. Polen var herhalde havada. Toz mu var, bir şey var. Polenden. Bak bana bak. Şimdi bak bu kakülleri homojen bir şekilde yani eşit bir şekilde alnıma yayıyorsun. Anladın mı? Hayda. Selin sen niye hazır değilsin saat 5? Ay değilim, ne yapayım? Ya bir sen kaldın değil mi hesap vermediğim düğün günü düğün günü? Selin benim ne zaman saçım başım yapılacak bu saatten sonra ya? Abi bu da kendi derdin ha. Hayır Cem'in anası babası bunu beğenmeyecek diye ödüm patlıyor, korkuyor. Öyle bir korkum yok Selin. Hı. İnan ki yok yani bu geceyle ilgili. Ay 5 saattir, 5 saattir makyaj yaptırıyor. 5 saattir şikayet ediyor Tahsin. Makyöz verem oldu. Kuaför kanser oldu. Ve bu kız, bu kız bu gece benim oğlumla evlenecek.
Ne yapalım anacığım? Demek ki o da heyecanlanıyor yani. Ne olur bırak ağlamayı. Bak akşam gözünü açamayacaksın sonra. Siz de beni bu deliyle yalnız bıraktınız bütün gün Tahsin. Sen de kaçı kaçı verdin haberi. Kaç verdin? 50 tane iş hallettim be anacığım. Bankaya gittim, para bozdurdum. Ay çiçekçiye bahşiş, ona bahşiş, buna bahşiş. Çünkü kızın babasının cebinde akrep var o bari. Evet biliyorum zaten. Misafir gibi gelecek, misafir gibi gidecek. Benim asıl sinirlendim, üzüldüm. Öteki dünürlere ayıp olacak. Korkuyorum yani. Cem'in annesine babasına değil mi? Evet. Onlara da bir şey çaktırmamak lazım. Yani kızın annesi istemiyor falan olmaz. Olmaz. Şey diyelim, kızın annesi hasta da o yüzden gelemedi mi desek acaba? Yok yok, o da olmaz. Bence şey diyelim, ne diyelim, şey diyelim, anne baba ayrı diyelim. Zaten kavgalılarmış. Ay ne derim o başınıza gelen Tahsin. Bittin, bittin. Helak oldun be kadıncağız. Ama bir şey söyleyeceğim. Şişt, sen. Şey, Mesut'un işi bitince şu rujumu değiştirebilir miyiz? Geldin mi kızım? Ho ho kızım bir an önce hazırlandı saat 7'de orada olalım. Cemil annesi babası kaçta geliyor? Bilmiyorum vallahi. Hoppala hepsi bir alem. Saat 8'de nikah. Söyle haberleri olsun. Kızım ben sana bir söyleyeyim mi? Yat kalk. Tanrı'na, Allah'a şükret, yemin ediyorum dua et ya. İyi ki Babişkom'un dergisi var da şu Cem denen şahsiyetle tanıştın. Hani evlilik yolunda ilerliyorsun. Yemin ediyorum evde kalırdın ya, kız kurusu. Ay kızım benim de canım var. Ay çat ya kapıda kayınvalideyle yaşanır mı Allah aşkına? Bıktım vallahi. Bayılıyordun anneme Mürvet. Aa, şuna bak. Bir anda ifoyu tutar oldu. Ay yok Aslı'cığım yok. Söyleyeceğim Volkan'a vallahi böyle karşıda Çengelköy'de ya da ne bileyim Kemerkantür'de falan böyle uzakta bir ev alsın. Cık, mesafe koyalım kızım. Volkan'ın öyle bir parası yok ki. İstesin Tahsin amcadan. Karun gibi adam. Allah Allah oğluna mı vermeyecek? Ay pısırık olmasın. Dikleniversin biraz babasına canım. Gerçi fiştekliye fiştekliye aldırırım ben onu ama. Ne acayip bir kadınsın sen Mürvet ya. Kafanı çalıştıracaksın kızım. Taceddin'i onun için beğeniyorum işte ben. Sen sağlam yere dükkan açtın Aslı. Bak Monaco'da villa dedin şak diye aldı çocuk. Ne zaman evlenmekten vazgeçsen dikleni veriyor babasına. Hop sana mücevherler bilmem neler geliyor yalan mı? Ay bir de bizimkine bak pısırık. Ya Mürvet. Ben galiba o kadar Taceddin'le evlenmek istemiyorum ya. Salak. Bulmuşsun lokum gibi çocuğu. Ay tam koca olacak adam. Vur kafasına al ekmeğini. Ekmeğini niye alayım Mürvet? Anlamam. Ekmeğini niye alıyorum çocuğun? Ya sence böyle dünyada herkes için bir ruh eşi var mıdır? Mesela ben gördüğün zaman abicim işte bu diyeceğin bir adam var mıdır? Veya varsa ya onunla tanıştığın zaman çok geç olursa? Ben hep böyle şeyler düşünüyorum bu ara. Canım. Öyle biri varsa da bu yaşa gelene kadar tanışırdın herhalde değil mi? Ay aptal aptal konuşma Aslı. Erkeklerin hepsi aşağı yukarı aynıdır. Öyle ruh eşiydi, aşktı, meşkti, boş ver. Sen sırtını sağlam yere yaslamaya bak. Ay gidip o dans hocasıyla flört ediyordun neredeyse. Aman Kudret. Yok be o işte yakışıklı diye öyle boşluktan bir şey değil. Canım tamam çocuk yakışıklıydı. Hani hamile olmasam ben de ders alacaktım ama mevzu o değil. Taceddin seni rahat ettirir. Bak 20 yıl sonra gelip bana teşekkür edeceksin. Ne bileyim ben. Ay hadi kalktım ben. Burası da bastı. Eve gidiyorum. Kalkma kalkma. Evde görüşürüz Volkan. Tamam. Aslı. Bak müşteri geldi Aslı ilgilen. Öf be. Tonight. You're mine. Come
Evde mi? Dışarıda mı? Siz neredesiniz? Yani neresi daha serin diyecektim. Burada klima var. Aa, değil mi? Klima mı? Buyurun. Aslında ben bir kahve içip kalkacağım ama. Tamam. Espresso, cappuccino, Türk kahvesi. Espresso. Tamam. Espresso geliyor hemen. Zahmet olacak ama. Yok, ben getirmeyeceğim. Ben buranın sahibiyim. Aa. Ne güzel. Bu sandalyeleri çok beğendim ben. Aa, ben seçtim bunları. Ya. Ben aldım, evet. Çok güzel. Benim New York'taki terasımdaki sandalyelerin aynı da. Ben New York'ta okudum. Hadi ya. Enteresan tesadüf. Yani evet, çok ilginç. Pardon. Efendim Victoria. Ha, evet canım, bir kahve içip geleceğim ben. Bay bay. Neden Allah aşkına bütün kadınlar saatte bir arayıp sizin nerede olduğunuzu öğrenmek isterler? Kıskanıyor olabilirler. Kaybetmekten korkuyor olabilirler. Kız arkadaşınız mı arayan? Kaybetmekten korkuyor olabilirler. Ya ben hep şöyle düşünüyorum. Yani herkes için doğru bir insan yok mudur? Yani eğer zaten onu bulmuşsan niye kaybedesin ki? Yani dönüp dolaşıp yine aynı insanla buluşacaksın diye düşündüm de. Ben kesinlikle işte tam böyle düşünüyorum. Ama işte herkes o insanı bulabiliyor mu? Bulamıyor. Veya bulduğunda geç oluyor biraz. Demin bir arkadaşla konuşuyorduk, muhabbetini yaptık. Onun için tesadüf oradan da benim şeyim. Kız arkadaşınız mı aradı? Yok, nişanlım. Yarın evleniyorum da ben. Ha, aa. Çok tebrik ederim. Siz? Siz evli misiniz? Ha, yok. Evet, sözlüyüm. Buyurun. De ben tatlı istemedim. O tiramisu. Bugün yapmaya başladık. Benim fikrim. İkramımız. Onu ben yaptım zaten ilkini. Ya. Evet. Afiyet olsun. Sağ olun. Görüşürüz. Biraz zor. Evlendikten sonra New York'a taşınıyorum da bir haftaya kadar. Artık orada yaşayacağım. Ama belli mi olur hayat? Belki bir gün bir yerde görüşürüz, değil mi? Tabii. Aslı. Aslı Hanım. Aslı Hanım. Hesaplara bakacağız. Buyurun bir gelin. Yardımcı olun bize. Senle ağız dalaşı yapacak durumda değilim şu anda Volkan. Tamam mı? Fındık kurdum benim. Ne güzel olmuşsun sen yavrum. Ya Volkan, senin ne işin var burada? Ben evleneceğim de biraz.
İyi de böyle damadın düğünden önce gelin görmesi uğursuz getirir. Yavrum o Amerikan filmlerinde be. Bizde olmaz öyle şeyler. Ay zaten düğün başladı sayılır çocuklar. Saat 7 biz hala buradayız. Ay şey İfo annem hala mutluluktan ağlıyor mu acaba? Babamın pantolonu da dar gelmiş. O da mutluluğuna tuz biber ekti. Çok şahane şu anda. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah karides işini halletmişsinizdir. Yoksa yani karides düğün olmaz. Aklınızda bulunsun. Hay karidesler yesin seni be. Sabahtan beri başka mevzu yok. Karides de karides ya. Ya sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Aa yavrum bağırma bana. Bak bu gece bizim gecemiz. Karideslerin gecesi değil. Bu gece bizim gecemiz. Yüzün gülsün şöyle be. Yavrum benim. Öyle hava cıva işleri bırak. Değil mi Aslı? Sana var ya oha falan oluyorum Volkan. Başka hiçbir şey değil ya. Bu ne ya? Ben sana olan sevgim yüzünden o uyduruk caz kafede 100 kişilik düğüne razı oluyorum. Yan dairesi istemiyorum. Stakoz'dan vazgeçmişim. Yan dairede oturuyorum. Bu var ya bu sadece fedakar bir insan olduğumu gösterir. Yani sana olan sevgimden ama senin şu hareketlerine bak, laflarına bak. Ne yalısı ya? Yalı değil, yalı dairesi. Gerçi senin standartların farklı ama işte ne yapalım? Sevgimiz yüzünden katlanıyoruz bu hayata. Eyvallah. Aslı, sen mi dolduruyorsun bu kızı böyle ha? Benle ne alakası var be? Aa, manyak mısınız, nesiniz? Bana ne? Ne demek sana ne be? Ha? Ne demek sana ne? Sen tanıştırmadın mı bizi kızım? Selin doğru söylüyor Aslı. Girdin o dergiye, hepimizin hayatını değiştirdin. Belki ben Selin'le tanışmasaydım daha huzurlu bir insan olabilirdim yani. Volkan, ya sence dünyadaki herkes için böyle birisi var mıdır? Hani ruh eşi gibi, aşk anlamında. Ne tuhaf soru bu ya. Bu da mı o tuzak sorulardan biri? Neyin peşindesin sen ya? Aman be, soran da kabahat. Yok bir şey yok. Bırak peşimi, bırak. İstemiyorum, vazgeçtim. Öf, kacıya bak, ilik gibi ya. Yahu, iyice manyaklaştın sen Selin. Çırağından kaçmak ne demek? Nişantaşı'nın ortasında taksiden atlayıp beni sokaklarda peşinden koşturmak ne demek canım? Öyle mi? İki tane Rus kızla odalara kapanmak ne demek? Ha? Ben düğün günümde yan odada makyaj yaptırıyorum. Sen bir diğer yan odada iki tane Rus'la yatağa uzanmışsın elinde içkiler. Saygısız, haksız, seni terbiyesiz. Canım düğün misafirleri. İlgilenmek lazım. İlgilenmeyeyim mi yani? Orada otursunlar canları sıkılsın. Ayıp deme bir şey var canım. Yok ya. Uyanık mısın? Nesin sen? Ben anlayamadım seni. Asıl sen nesin? Ben seni anlayamadım. Şu haline bak. Altı kaval, üstü şişhane. Prenses, hadi gel canım düğüne dönelim. Bak aileler bekler, misafirler bekler, paparazziler bekler. Hadi canım, hadi dönelim. İstemez. Ay kardeş, inanabiliyor musun ya? Uzanmışlar yatağa, ellerinde içkiler. Bir muhabbet, bir muhabbet. Canım bütün gece masa masa dolaşıp hoş geldin yapacağız diye, hani yorulurum diye azıcık ayacıklarımı uzattım. Sen de bunu abarttın. Ben de seni abartmış gördüm tabii. Hadi ya. Öyle mi ya? Kardeş, bak bu kız yemez bu yalanları yani. O ayacıklar diyorum. Koktu o ayacıklar. Yemez bu belli. Hakem gördüm seni arkadaşım. Sana ne muhalefeci? Sen işine bak. Vallahi ben işime bakacağım ama siz çok vıdı vıdı yapıyorsunuz. Burası benim mıntıkam, benim mahallem, benim dükkanımın önü. Doğal olarak ilgi alanıma giriyor mevzu yani. Volkan bırak, sana ne ya? Ay söyle kardeş, söyle. Söyle de utansın şu. Utanmaz, arlanmaz, hadsiz. Utanmaz bu, utanmaz. Yüzünden belli bunun, meymenetsiz bu. Ne diyorsun lan sen? Dolunay. Müstakbel karımı benden korumak. Sana mı düştü? Müstakbel karın ha? Bana pek öyle gözükmedi. Kılpaçino. Ne diyorsun lan sen? Şişko. Lan sen ne diyorsun lan ha? Armut. Öldürün lan seni lan. Yapma saçmalama. Yapma Kubilay. Tutma beni Aslı, tutma. Anam kavgaya bak. Selin, beni bırak. Bak, çok sinirlendim. Şöyle mi döveyim, rahatlayayım ya. Ellerimi sakıyorsan bir canım. Ay Kubilay, sen evlenince de böyle agresif işlisin. Yapma. Lan! Ay sen, rahatla benim kocama vuruyorsun. Pis muhallebici, saygısız adam. Ya ben seni korumaya çalışıyorum ya. Aa, sana mı düştü beni koruma? Bırak Kubi, bırak. Deliyle deli olma. Ay, elim ayağım dolandırayım beni yarabbim. Bırak Allah'ın krosu ya. Gidelim buradan, yürü. Hadi gidelim sevgilim. Hadi gidip evlenelim. Mutlu ve mesut bir yuva kuralım. Ay bütün manyaklar bir araya toplanmış. Hadi gidelim seni. Fıçı! Ulan ne cins tiplermiş bunlar böyle ya.
Nereden aldınız üçünüz birden çocuklar? Geç kaldık, hadi gidelim artık. Ay hadi, hadi ceketini giysene oğlum. Ay Fuan namlusu olmuş mu? Aman oldu oldu. Hadi hadi ayol, misafirler bizden önce gidecek. Hadi, hadi kızım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ne olur bir şey olsun Cem'le arada kaynayalım ya. Getirdiniz efendim, buyurun, buyurun. İpo, Saadettin Bey'i görüyor musun? Hiç umurunda değil, herkesten çok misafir. Fiyatı kırmıyorlar kardeşim. Bugünkü üçüncü toplantı. Artık bırakacağım genel müdürü ailesin. O kadar muhatap oldum yani. Ben biliyorum, gelen giden çiftçiye para da akçı vermemek için o saklanıyor. Cimri o, cimri. Hadi şimdi. Efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim. Efendim, hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz efendim. Karides efendim. Aman oğlum, bana karides deme. İstemez, istemez. Ay gel Tahsin. Ya Cem, ne yapacağız? Bekliyorlar. Kendi masalarında yer bile ayırmışlar. Allah! Yandık. Ya niye söylemedin bu saate kadar ya? Sen niye bugüne kadar söylemedin? Allah Allah ya! Karides efendim. Hayır! Hayır. Ya Cem, mahvolduk. Ya böyle bir felaket bir şey olsa da biz arada kaynasak değil mi? Deprem falan olsa. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Ağzından yer alsın. Ufak bir deprem ya. Böyle hani az sallantı bizi unutsalar. Ciddisin sen. Ciddiyim. Ya bravo sana yani. Kafayı üşüttün sen Aslı. Ha ben kafayı üşüttüm. Kubilay'la Fatoş'u annem baban gibi bizimkilerle konuşturan sensin. Ben kafayı yedim. Oldu. Ya annem arayıp duruyorum ama cevap vermiyor. Hani şimdi hani böyle bir gelecek falan olsalardı derdik ki işte şimdi gelemiyorlar ama Temmuz'un 10'undan sonra böyle bir iki günlüğüne gelecekler falan derdik. Temmuz'un 10'undan sonra geliyorlar mı? Yok onu şimdi ben uydurdum. Annem cevap vermiyor telefona. Bak yüz vermedim ya. Kendine naylon sevgili yapmış. Güya beni kıskandıracak. Yemeyeyim bunları ben. Oğlanı tanıyorum. Ofisten arkadaşı. Kim abi? Aslı, Aslı. Ya Taceddin, abi işi daha fazla zorlaştırma. Zaten olmak istediğim başka bir masa var. Kardeşim, arkadaşı diyorum, arkadaşı. Biliyorum onu ben. Karides efendim. Hiş, ne öyle bıyıklı bıyıklı böcek. Ondan yemek olmaz. Git sen bana börek getir kardeşim. Bak, karidesleri hallettim. Sevindin mi? Karides bir semboldü Volkan ya. Ya sen beni karidesliğine layık görmezsen ben ne yapabilirim? Selin'cim topla artık kendini ya. Bak ciddi ciddi evleneceğiz biraz sonra ya. Bak sana ne aldım. Ay inanmıyorum. En sonunda yüzük yani. Aa, ne demek en sonunda yüzük ya? Ver ver hadi tut. Böyle yüzük manları ya. Bu mu? Bu ne bu? Ne demek bu, bu mu? Yani bekle bekle. Çıka çıka bu mu çıktı? Ne? Bu düğün işini büyük oteller çok iyi biliyor Aziz'im. Olga, sana söz veriyorum. Bu yaz seni birbirinden güzel düğünlere götüreceğim. Şöyle adam gibi iyi biçelim canım. Vay. Çok beleşçi gördüm kendimi. Kubi, beğenmedin sen kalk git lan. Üç edalinin elimizden geleni yaptık. Neyi beğenmiyorsun sen? Allah Allah. Çok güzel olmuş Yasucuğum. Çok. Ellerine sağlık. Bravo Olga. Arkamdan bıçakla beni. Al bıçakla. Bu Şesu'nun 10.000 dolarımı söğüşlediğini ne çabuk unuttun canım? Of, of Kubilay. Bütün gece para konuşmasam böyle duygusal bir gecede. Olga, şu asabi asabi konuşmalarına bir son ver. Bak etrafta basın dolu ve hepsinde teleobjektif var, dudak okuyorlar. Dikkat et canım, dikkat et! Ya bu yüzük Aslı'nınkinin yarısı kadar Volkan ya. Ya sen beni bunlara mı layık görüyorsun? Ya senin yazıklar olsun be.
Kendi ellerimle seçtim onu ya. Her şey maddiyat mı senin için ya? Volkan, ben hayatım boyunca hep arkadaşlarıma karşı ezik bir hayat mı yaşayacağım ya? Evliliğim boyunca Allah yarabbim yüzük eksik, düğün eksik, karides eksik. Her şey eksik mi olacak hayatımda? Ulan tüh be, salağım ben ya. Annemlerin aldığı yüzüğü değiştirip kalpli model aldım. Sana yine de beğendiremedim ya. Tüh! Ben baget istiyordum. Karides efendim. Aa, Melo. Anam bir şey söyleyeceğim. Karidesler bizden değil. Dışarıdan geldi, kefil olamam yani. Ne demek o? Kötü mü yani? Ya Volkan almış getirmiş. Nereden geldiği belli değil. Zaten mevsimi de değil. Yani ona göre. Yemeyelim o zaman. Götür kardeşim, götür. Bir dakika ya. Biz alacağız falan yani. Ben kalkayım içeri gideyim. 5 dakikaya nikah memuru da gelecek. Hazırlansınlar. Vay be. Prenses evleniyor. Çocuklar, bir aşk kadını olarak ilk kez bir düğünde yanımda kavalyem yok. Düşünebiliyor musun? Oh, oh. Yavrum, annenle baban gelmiyorlar mı? Hayır, nikaha geç kalacaklar da. Nikah dedim de aklıma geldi. Nikah olacak şimdi, biraz sonra burada tahsi. Sakin ol yavrucuğum, içme İpa. İçme yavrum, ne olursun. Ayol ben içmeyeyim, kim içsin ha? Kim içsin? Bu tarafa geçelim, birazdan çocukları da alacaklar. Hadi güzeli, hadi. Burada mı duracağım? Abi ben gideyim, nikah kıyılacak. Bir şahitlik işim var da. Selam. Selam. Başlıyoruz bakalım. Gerçi pek inanmaz gördüm kendimi ama. Ben de kendimi. Ay Tahsin. Ay Tahsin. Yapma İfo, yapma ne olursun. Oo, hoş geldiniz beyefendi. Zahmet ettiniz. Yazıklar olsun senin ya. Nasıl beğenmezsin o yüzüğü ya? Yaprak gördü, bayıldı, gözleri doldu kızın. Ne? Ya bu yüzüğü benden önce yaprak cadısı mı gördü? Niye, niye? Öf, öf senin ya. Ya içimden geldi, gösterdim öyle ya. Aa, ona versem dünyanın en mutlu kadını olurdu vallahi. Ne? O zaman hata ettin Volkan'cığım. Vallahi billahi hata ettin. Çünkü koskoca Selin yere bakan böyle yüzük takmaz. Git yaprak cadılısına versen onu. Ayrıca Selin yere bakan, yine koskoca Selin yere bakan öyle uyduruk apartman dairesinde oturmaz. Burada da evlenmez Volkan. Öf, yeter artık senin ya. Aa, vıdı 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 vıdı, kafamı şişirdin ya. Doğru günüm, konuş günüm. Benimle, doğru konuş. Ben istediğim gibi konuşurum, al çiçeğini. Ay ver çiçeğimi, dokunma zaten. Aa, kirletiyorsun. Yeter, hadi bakalım, hadi bakalım, giriyoruz. Allah mesut etsin, çok güzel olmuşsunuz. Evet, başlayabiliriz. Evlenmek için memurluğumuza müracaatta bulunmuşsunuz. Yapılan incelemede evlenmenize mani bir durum olmadığı ortaya çıkmıştır. Bir kez de şahitlerimizin ve davetlilerin huzurunda tekrarlamanızı rica ediyorum. Cık,
Efendim anne. Evet, siz. İffet ve Tahsin oğlu, Volkan Sütçüoğlu. Hiçbir baskı altında kalmadan, kendi rızanızla Peryal ve Saadettin kızı Selin Yerebakan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Etmiyorum anasını satayım. Ne? Ne dedi bu? Oğlum şaka mı bu? Değil Saadettin Bey. Evlenmeyeceğim ben seninle. Biz mutlu olamayacağız. Ben anladım. Nasıl ben evlenmeyeceğim seninle? Vazgeçtim, vazgeçtim. Bitti. Aman aman aman. Peki düğünün parası ne olacak? Selin bitti bu iş. Böylesi daha iyi oldu. Bence de. Ne biçim şey bu evladım? Allah'ım. Allah'ım. Kıyalım mı, iptal mi diyoruz? İptal bey amca, iptal. İstemiyoruz. Bitti, bitti. İstemiyorum diyor ya. Allah Allah. Zorla mı yani? Ben en iyisi bir anneni arayayım. Peki. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ay üzülme Melisa, ne yapalım? Kader yani. Karnım falan ya. Ah, ben de çok kötüyüm. Amanın karideslerden mi öyle oldun kız? Ben biliyorum anam, yeme dedim bunlara karidesi ya. Amanın karidesler yaptı bunu, ben biliyorum ya. Lüp lüp yerseniz olacağı bu. Abla iyi misin? Anam, Allah. Ya bir ambulans bir şey çağırın ya. Ya şu telefonu yok mu, bir ambulans çağırın. Nereden bilebilirim abi? Bayat bayat karidesleri getirdiniz ya. Abla iyi misin, kurban olayım. Ah, ölüyorum ben. Meylemin yok anne. İyi misin amca sen? Anam, 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 anam. Anam, anam. Sevgili misafirler, karidesler bizim ikramımız değil. Tamamen dışarıdan gelmiş. Biz sadece serviste yardımcı olduk. Bizden hiçbir alakası yoktur. Teşekkürler, saygılar. Aslı. Sana bir haberim var. Annemler bu yaz kesinlikle gelemiyorlar. Nasıl? Gelemiyorlar mı? Yalnız başka bir haberim daha var. Babam emekliliğini istemiş. Eylül'den itibaren İstanbul'a yerleşiyorlarmış. Aa! İyi tamam. Ya Allah Allah. Ne tuhaf, ne karışık bir gece. Ne oldu? İnsanları hastaneye gönderdiniz mi? Götürdük Tahsin Baba. Önemli bir durum yok. Rahat olun siz. Oğlum Volkan, ne yaptınız şimdi? Vaz mı geçtiniz evlenmekten? Evet baba, oh. Tahsin amca, ya sizi üzdük, kusura bakmayın. Amca dedim, dikkat edersen. İyi ettin. Vazgeçtik baba, bitti, mort, finito, kaput. Tatile ihtiyacım var falan yani, bir an önce. Ay herkesin var Selin. Benim de. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Ray, ra, ray, ra, ray, ra, 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 annem koptu. Ay o kadar mutluyum, o kadar iyiyim, o kadar mutluyum ki anlatamam size. Ama bir tatile ihtiyacım var benim de. Hele bir çıkayım tatile. Tatil dönüşü çok daha iyi olacağım. Ya. İyi o zaman. Demek ki sevgili misafirler, bu gece dağılıyoruz. Duydunuz, biz tatile çıkıyoruz. Eylül'de görüşürüz. Bir resim alabilir miyim? Aa, gelsin. Sen de gelin. Lay la la lay la lay la lay la. Lay. Hazır mıyız? Hazır. Hadi bakalım. La lay la 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 la. Lay 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 la 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 la. Lay la 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 la
Ha, hallettik. Demin Halden telefonla konuştum karidesi kendisiyle. Ne gülüyorsun? Taktın sen bu karides işine. Hani böyle menü yaptım, o bir şekilde bundan tatmin olmuyor. Genişleyeceğine bakıyor. Ne bu ya? Belgeselci gibi karides takip edip duruyorsunuz. Ne oldu? Lafını mı unuttun Tomurcuğum? Nedir bu sabahtan beri karides karides? Kusta ve ekibi gibi taktın mı karideslere ya? Gülüyorsun bak, şirinim benim. Yavrum benim, yavrum. Yapma. Taslıf, gir bir dergiye. Gir bir dergiye. Gir artık ona. Aferin Aslı, harika hareketler bunlar. Anam 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 diyeyim ben sana. Bu karidasten ya, karidasten. Nasıl karides mi olacak? Tüh be. Bak sinirden gülüyorum. Yersa diye yani. Bitirdin beni Aslı, bitirdin. Arada bir popolu. Ben bu Volkan manyağıyla Selim Volkan manyak, ikisi manyak. Öğlenliğini aradım da bir şeye ihtiyacım var mı diye sordum da. Hocam da inşallah feminist. Feminist derken yani beyaz çorap bıyık filan sanki. Allah Allah. Baba sen karışma, al ideal erkek reçeten burada. Kocam diye her işime karışmasın, kapı açsın, yemek yapsın. Yaşlanmışım olsun, varsın, güç olsun, geç olmasın. Otoriteme, kariyerime, her yerime tapsın, tapsın. Benim izimde tapşin, tapşin, yürüsün, koşsun.